Günaydın arkadaşlar, günaydın. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. 13 Aralık Blue. Ben şu anda okulun oradayım. Gördüğünüz üzere ve sınava doğru yürüyorum. Sınav var. Bakalım inşallah iyi geçer umarım. Sizi sınavdan sonra yine bilgilendiririm. Ama birinci modül sınavı yani. Kötü geçse de çok umursamayacağım. Diğer iki sınava inşallah Allah izin verirse çok iyi çalışacağım gerçekten. Çünkü bir daha böyle bir şey yapmak istemiyorum hani. Dedim ya hem mental çıkıştan dolayı hem de hayatım yoğunluğundan dolayı o kadar çok çalışamamıştım sınava. Neyse ki birinci modül çok da önemli bir sınav değil o kadar. Yani yine önemli de. Neyse. Videonun geri kalanında görüşürüz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar biz sınavdan çıktık. Ve gerçekten başla. Helin YouTube kanalına başlıyormuş. Onun için hemen şu anda Helin'in kanalının linkini aşağıya koydum. Helin'in zaten kanalı vardı. O, Helin. O kanalın üstünden mi atacaksın? Evet. Tamam, Helin'in kanalının linkini aşağıya koyuyorum. Aynen, zaten videolar var. Ben bu arada bu bilgi biliyor muydunuz? Ben üniversiteye gelmeden önce 11. sınıfta falan Helin'in videolarını izliyormuşum. Helin'in. Evet, bir tane sınıf videosu var, onu izliyormuşum. Neyse, şimdi çay içiyoruz, oturuyoruz burada böyle. Sınav konusunda konuşmuyoruz çünkü hepimizin çok kötü geçti. Ben 40 dakikanın 40 dakikasında da durdum ama en düşükte ben oldum. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir tane teyzeyi de yanlışlıkla videoya çektim. Neyse, olsun, önemli değil. Ne diyecektim? Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Sandviç. Aslında okulda şey var. Kuru köfte, turşulu, pirinç pilavı. Yok, şehriye pilavı, pirinç çorbası. Bir de tatlı var. Ama ben bugün değişiklik yapıp vegan sandviç yiyeceğim. İçi pesto soslu. Dün de pesto soslu. Bu arada pesto sosunu açtıktan sonra 3 gün içinde tüketmen gerekiyormuş. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki 3 günde pesto soslu bir şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ben pesto sosundan zehirlenmiştim geçen sene. 30 Kasım'da. Çok korkunç. Lütfen dikkat edin. Evet. Şey yapacağım. Annem gönderdi ev ekmeğiyle sandviç yapacağım. Pesto soslu, peynirli, domatesli. Öyle kullanmayı düşündüm. Zaten yarısı bitti bile pesto sosunun dün. Aslında pesto sosu basit bir şey sanırım yapılması. Annemler hep yapıyor. İşte artık böyle yapabilirim. Şaka, hayatta uğraşmam, hazır alırım. Neyse, şimdi vegan şey yiyelim. Bu arada bizim bugün planımız şöyle. Atın arkadaşları var. Artık benim de arkadaşlarım olacaklar. Azra ve Eray. Onlarla... Olmaz. Hala benim arkadaşlarım. Kıskanma Ata. Onlarla tanışacağız. Ya ben zaten tanıştım aslında. Sadece oturacağız, sohbet edeceğiz. Karaköy'e gidip. Double date yapacağız. Aynen öyle. Siz ne yiyeceksiniz? Hindi füme. Sen? Hindi füme. Hayat sen ne yiyeceksin? Hayat sen ne yiyeceksin? Ya. Çok güzel çıkıyorsun. Ne yiyeceksin? Elif Ahmet. Durun be. Ne yiyeceksiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kararsız. Hindi füme ama dün yedim de. Onlar önce. Evet. Ben vegi deneyeceğim kanka. O zaman ton. Vegi. Tom. Tom mu? Neyse, bunlar karar veremedi. Hayat da hindi füme yer her zaman. Hayat hindi füme yiyecek. Evet. Hayır, başka bir şey yiyeceğim. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor ve tadı da çok güzel. Böyle güllü bahçede oturduk. Belki inanmayacaksınız ama favori sandviçim vegi oldu yani. Ben beyaz peynir çok bir severim. Bir vegan yetişiyor. Ve beyaz peynirin bu kuru domatesle uyumu müthiş. Gözüme sinek girdi. Üstünde ekmeği de böyle çok güzel. Favorim. Thank you.
Azra ve Eray'la tanışın. Merhaba. Şimdi vegan masaya gidiyoruz. Evet. Lahmacun yiyeceğiz. Çok övdüler. Azra vegan. Çok güzel. Evet. Gerçekten. Mutlaka gidin sizin de. Koyun. Azra bizim saç şeylerimiz benziyor. Evet. Şekillerimiz benziyor. Saçlar benziyor. Evet. Bu arada benziyor gerçekten. Gerçekten. Evet. Evet, saçın çok güzel olmuş. Değişik de teşekkür ederim. Evet değişik. Kızıldı. Şimdi oraya gidiyoruz Beşiktaş'a. Neyse. Evet arkadaşlar, biz şimdi vegan masada lahmacunumuzu yedik ve aşırı güzeldi tadı. Mükemmeldi. Yani eğer vegansanız veya vejeteryanlar da yiyebilir değil mi? Tabii ki. Evet. Vegan şey. Tabii ki. Çok iyiydi. Ya kesinlikle deneyin. Vegan kesinlikle. Anladım. Kesinlikle deneyin. Çok güzel bir lahmacundu ve uygunu da 54 liraydı. Normal lahmacunlar da 50-60 TL oldu zaten. Geçen sipariş ettiğimde öyleydi. Neyse, şimdi Beşiktaş'ta oturacak, çay içecek bir yer arıyoruz. Çünkü sohbet etmek istiyoruz ve Beşiktaş'ta öyle bir yer yok. Evet arkadaşlar, ben evdeyim. Evde olduğumda hep size telefonumu şarjdayken ve pijamamla söylüyorum. Neyse, telefonumun şarjı çok hızlı bitiyor. Çünkü hem video çekiyorum hem de telefonumun bataryasında bir sıkıntı olabilir. Bilmiyorum. Oysa ki yeni model bir telefon. Neyse, şimdi bir tık midem bulanıyor. Yani yediğim şeylerden olduğunu düşünmüyorum ama otobüste giderken hem ters geldim hem de telefona baktım. Ondan dolayı sanırım midem bulanıyor. Size çok konuşamadım. Size çok konuşamadım. Anlık bir şivem kaydı. Lahmacunu aşırı beğendim. Bence veganlar için aşırı iyi bir seçenek. Hemen gidin deneyin. Yani Beşiktaş'ta vegan masa. Nerede biliyor musunuz? Zaten hemen çıkar bu. Frankie biliyorsunuz, köşede bir kahveci var. Frankie'nin sokağından girdiğinizde 1, 2, 3, 3 veya 4. kafe diye kafe oluyor. Çok güzel. Lahmacun var. Vegan tatlıları falan da varmış. Vegan ayranı bile var ama ben sadece lahmacunu denedim ve çok beğendim. 2 tane yedim yani. Hiçbir farkı yoktu. Ondan sonra da çay içtik Mikel'de. Ay hep Mikel diyorum şu kafenin adına ya. Nero'da çay içtik. Orada da sohbet muhabbet ettik Azra ve Eray'la. Çok tatlılardı. İkisini de çok sevdim. Yine kesin bence buluşuruz. Sonra da eve geldim işte. Ve getirden midem bulandığı için, bir de evde hiç leblebi tarzı bir şey olmadığı için birkaç şey söyledim. Çubuk kreker söyledim. Leblebi söyledim. Beyaz leblebi. Ve leblebi fiyatları. Ben almadığım için. Benekli leblebiymiş bunun adı. Ben bunun adı normal leblebi sanıyordum ama bundan söyledim. Umarım güzeldir. Bu markanın ilk defa bir leblebisini yiyeceğim. Sonra cips aldım. Bunu yoğurt mu yapsam yanına? Midem bulanıyor dedikten sonra benim planlar. Neyse, yapabilirim. Çünkü dizi gecesi yapacağım bugün. Biliyorsunuz sınavdan çıktım. Bir de soda aldım. Soda bitmişti evde. Sadece kızlar geldiğinde içiyoruz. Onun için kızlar geldiğinde sodam olsun diye soda aldım Beypazarı. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Bir tık mutfağa toplayayım. Mutfağım biraz dağınık. Ondan sonra da dizi gecesi yapacağım. Yarın okulum var mı? Bir fikrim yok. Bir bakayım. Yarın öğleden sonra 2'de dersim varmış. Ona gidebilirim. Çünkü sabahtan da hem evi temizlerim hem de evi toparlarım diye düşündüm. Bir duş alırım. Ondan sonra 2 gibi okula giderim diye düşündüm. Bugünkü sınavım çok kötü geçtiği için diğer sınavıma gerçekten iyi çalışmak istiyorum. Cuma günkü sınavım var ya, ilaç toksitesinde bireysel farklılıklar, artık öğrendiniz. Onun sınavına çalışırım. Çıkmışlara bakacağım zaten. Genelde sanırım hoca seçmeli bir dersin sınavı olduğu için önceden soruları sormuş. Neyse, burayı koymam sıkıntı olur mu acaba? Bence olmaz. Öyle. Organik kimya. Şimdi ben gideyim. Bunları yerleştireyim ve bir de toparlama. Yanında da kekik yapayım. Bir dizi keyfi. Bir cips. Cips. İşte söyleseydim keşke. Evet arkadaşlar, kendime şöyle tahıl cipsi, leblebi, beyaz leblebi, yoğurt ve kekik yaptım burada. Ve birazdan televizyondan da This Is Us dizisini açacağım, tableti bağlayıp. Şu anda tabletten çektiğim için televizyonda hiçbir şey yok. Böyle güzel akşamı keyifli bir şekilde geçireceğim inşallah.